Merhaba sevgili izleyicilerimiz, iyi hafta sonları diliyorum. Tele1 ekranında Seçime Doğru 2024 programına devam ediyoruz. Bugün konuğumuz uzaktan bağlantıyla bizimle olacak. Türkiye İşçi Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Sayın Emrah Karaçay. Sayın Karaçay, merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Ülke Hanım, sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabii seçime süre ne kadar az kalmaya devam ederse o kadar hızlanıyor, hareketleniyor gündem. Sizin de bildiğiniz ve çok yakından yaşadığınız gibi. Sayın Karaçay, Samandağ Belediye Başkan adayısınız Türkiye İşçi Partisi'nin ve Samandağ Acı'nın merkezlerinden biri. Hatta deprem sonrası ulaşılamayan noktalardan biri. Bizim Samandağ'a ulaşmamız çok zor olmuştu örneğin haberlerimizde. Siz Hatay Samandağ doğumlusunuz. Tam da belediye başkan adayı olduğunuz yerde. Sonra Samsun'da üniversite okudunuz. Giresun diş hekimliği pratiğine başladığınız yer. Tekrar Hatay Samandağ döndünüz. Neden tekrar döndünüz? Şimdi biz şunu her zaman söyledik. Biz Samandağ'ın öz evlatlarıyız. Gittiğimiz her yerde memleketimizi özledik, kültürümüzü özledik. Kadim halklarımızı ve kadim kültürümüzü her zaman özledik. Dışarıda her zaman ne zaman memlekete döneceğimizin hesabını yaptık. En iyi gününde de en kötü gününde de Samandağ'ın yanında yer almak için her zaman Samandağ özlemiyle Samandağ'a dönmenin hayallerini kurduk. Dolayısıyla bizim Samandağ'dan başka bir evimiz olmadığı inancıyla Samandağ'a geri döndük. Peki Türkiye İşçi Partisi'nde siyasete nasıl başladınız Sayın Karaçay? Şimdi normalde ben siyasete Türkiye İşçi Partisi'nde başlamadım. Biz lise döneminde ve üniversite döneminde örgütlü sosyalist mücadele içerisinde yer aldık. Mesleğe başlamamla beraber meslek odalarında örgütlü mücadeleye devam ettim. Hatay Diş Hekimler Odası'nda denetleme kurulu üyeliği, denetleme kurulu başkanlığı yaptım. Ve 2020 yılında da Türkiye İşçi Partisi'nde örgütlü mücadeleye başladım. 2023'te ise 28. dönem genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili adayıydım. Can Atalay gibi Gezi direnişi kahramanlarının meclise taşınması için çaba sarf edenlerden biriydim. Tüm yoldaşlarım gibi. Evet, Sayın Karaçay, yerel yönetici olmak demek, sorunları çözebilmek demek. Ama sorunları çözebilmek için galiba önce sorunları bilmek, iyi analiz edebilmek, belki de sizin yaşadığınız gibi o sorunları bizzat yaşamak da çok önemli. Hangi sorunları gözlemliyorsunuz? Evet, depremden sonra pek çok sorunla karşı karşıya Hatay, Samandağ, biz de çok iyi biliyoruz. Sizin gözlemlediğiniz ve çözmek için uğraş vereceğiniz sorunların başında ne geliyor? Ülke Hanım, maalesef Samandağ'ın sorunları depremle beraber başlamıyor. Evet. Bizim bütün mücadelemiz Samandağ'ın, ben son 30 yılı diyorum çünkü yaşım itibariyle son 30 yılına hakimim. Ama büyüklerimiz bu sürenin çok daha uzun yıllar olduğunu söylüyor. Samandağ 1946'dan beri mevcut aynı sorunlar yaşıyor. Bugün benim dedem hangi sorunlar yaşamışsa geçmişte, maalesef biz bugün aynı sorunları yaşıyoruz. Depremden önce de, depremden sonra da yol sorunumuz var, su sorunumuz var, ulaşım sorunumuz var, temizlik sorunumuz var. Maalesef 21. yüzyılın ilk çeyreği sona ererken bunları konuşuyor olmaktan utanç duyuyoruz. Ama bütün bu sorunları biz sokakta gördük, sokakta teşhis ettik. Biz halkla beraber bunları sokakta yaşadık. Ve bunlar için sokakta çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla halkın size anlattıkları, konuştuklarınız ve bu çözüm aşamasında da birebir içerisinde olması, ne istediği Samandağ halkının da çok önemli anladığım kadarıyla. Peki nitelikli kadrolardan bahsediyorsunuz ki yerel yönetimde nitelikli kadro çok önemli. Dolayısıyla nitelikli kadrolar derken kimler var örneğin sizin kadronuzda? Şimdi şunu net bir şekilde söylemek gerekir. Biz Samandağ'ı yeniden inşa edeceğiz değil, biz Samandağ'ı daha iyi bir şekilde inşa edeceğiz şiarıyla yola çıktık. Dolayısıyla bunların hepsinin hesaplamalarını yaptık. Bugün Samandağ'da imar planı ve rezerv alan sorunları varken bizim listelerimizde, bizim ekibimizde harita mühendislerinin, mühendislerin, mimarların olmaması mümkün değildi. Onları barındırdık. Aynı zamanda halkın sorunlarıyla ilgili mücadele edebilmek için, hukuki boyutta mücadele edebilmek için hukukçularımız mevcut. Halkın, gençlerimizin daha bilimsel bir eğitime kavuşabilmesi için eğitimcilerimiz mevcut. Çocuklarımızın geleceği için mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla bizim listelerimizde, ekibimizde
çocuk hakları savunucuları, aktivistleri, aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerimiz var. Kadınların temsiliyetini önemsiyoruz dedik. Çünkü toplumun dinamik, dönüştürücü gücünün kadınlar olduğuna inanıyoruz. 13 kadın meclis üyemizi barındırıyoruz. Aynı zamanda bunların yanında ev içi emeğin en büyük üreticisi, emekçisi olan kadınları temsil etmek için ev kadınlarımız var, üniversite mezunlarımız var. Halkın bütün zümrelerini kapsayabilecek bir meclis listesi hazırladık. Bunun dışında bizim ekibimiz aynı zamanda halkın yanında sürekli gönüllü olarak çalışan sağlıkçılarımız, eğitimcilerimiz, partilerimizin, yoldaşlarımızın, bilim kurulları, akademisyenleri, gönülleri, Samandağ'da olmasalar da gönülleri Samandağ'da atan bilim insanlarımız, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız ve insan hakları aktivistlerimiz var. Az önce vurgularken yol, su, ulaşım, temizlik pek çok sorun var dediniz. Bu sorunları maddelediğinizde nasıl çözülebilir? Örneğin yol sorunu. Evet, Samandağ'a ulaşmakta da o sorunu ulaşmak isteyenler de yaşadı. Samandağ aslında turizmin de yapılacağı çok güzel bir nokta ama daha ulaşılabilir bir Samandağ olması gerekiyor galiba. Kesinlikle. Şimdi şunu söylüyorum. Bugüne kadar gelen yönetimler maalesef sürekli hizmetsizlik üretmiş, sürekli bahane üretmiş ama hiçbir zaman hizmet ve çözüm üretmemiş. Yol sorunu diyorsunuz. Mesela yolu çözebilmemiz için bir belediyenin parke, briket, büs ve asfalt şantiyesinin olması gerekirken ve Türkiye'de birçok ilçe belediyesi bunlara sahipken 1946'da kurulmuş bir Samandağ Belediyesi'nin böyle bir şantiyesi yok. Daha acısı ise 25 yıl önce bu şantiyenin var olması, bugün ise bu şantiyenin bugün bu şantiyenin olmaması. Bu çok büyük bir acı. Biz de dedik ki biz artık Büyükşehir Belediyesi'nden ve başka bir yerden medet umacağımıza biz bu şantiyelerimizi kendimiz kuralım, kendimiz üretelim. Hiç kimseden bir şey beklemeden kendi öz kaynaklarımızla bu sorunların çözümlerine el atalım. Biz bunu istiyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Türkiye'de olmak üzere, dünyada da olmak üzere bir şehir düşünün, doğası mükemmel, denizi var, gölü var, nehri var, dağı var, tepesi var, yaylası var, ovası var. Ama maalesef az önce bahsettiğiniz gibi bu şehre ulaşabilmesi için bir yolu yok. Biz bu acıyla büyüdük, bu acının farkındayız. Bunların çözümü için mücadele ediyoruz. Yani şunu da düşünüyorum aslında ister istemez. Örneğin İstanbullular plan yaparken Antalya, Alanya, Bodrum planı yapmak yerine aslında Samandağ planı da yapabilirler. Ben birebir gördüğüm için Samandağ'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu biliyorum. Dolayısıyla turizm açısından da kentin daha iyi tanıtılması, anlatılması, ulaşılması ve o donanımların hepsinin sağlanması Samandağ açısından çok önemli. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben bu konuda biraz espritüel yaklaşmak istiyorum. Acaba bizim belediyelerimiz, yönetimlerimiz bu güzellikleri kimseyle paylaşmak istemiyor mu? Ama biz ideolojik olarak, toplumsal olarak paylaşımcı bir milletiz, ideolojiyiz. Biz bu güzellikleri tüm Türkiye ile herkese paylaşmak istiyoruz. Sizin dediğiniz gibi Ülke Hanım gelip gördüyse herkesin gelip görmesini istiyoruz. Bu yüzden bütün bu sorunlara vakıfız. Çözümlerle ilgili projelerimizi ürettik. Biz Samandağ'ı bir marka, Samandağ bir marka kavuşturmak istiyoruz. Biz Samandağ bir dünya markası yapmak istiyoruz. Evet, ama şu şekilde, yani yabancı sermayelere, zenginlere peşkeş çekilecek, halktan kumsalları gasp edilecek 5 yıldızlı otellere değil, ciddi anlamda butik, sürdürülebilir ve geliştirilebilir doğa turizmiyle, inanç turizmiyle herkesi kucaklayacak bir turizm beldesi yapmak istiyoruz. Halkın olanın halkta kalacağı da aynı zamanda. Kesinlikle. Çünkü plajlar halkın ama ülkemizde ne yazık ki halkın değil. Halk dışında pek çok sermayedara plajlar veriliyor bizim de yaşadığımız gibi. Peki Sayın Karaçay, su sorununa da gelmek istiyorum. Çünkü su sorunu evet Samandağ özelinde sürüyor ama Hatay'ın özelinde de baş gösteren bir sorun. Özellikle depremden sonra temiz suya ulaşmak da çok zor oldu. Şu anda bu sorun devam ediyor değil mi Samandağ'da? Nasıl çözülebilir? Maalesef devam ediyor. Ülke Hanım, yanlış anlamayın, özür dilerim, sürekli düzeltiyorum ama buyurun. Bu sorunlarımız depremle beraber başlamadı. Bu sorunlarımız maalesef depremden önce de vardı. Bizi üzen nokta da bu. Bu su sorunları nasıl çözülebilir? Asıl sorulması gereken soru şu. Bu kadar su zengini bir şehirde 5 metre artezyenle suyun
temiz suyun, içme suyunun elde edilebildiği bir şehirde neden halı su sorununu konuşuyoruz? Evet. Yöneticilerimiz bugüne kadar neden buna çözüm öğretmedi? Bunu konuşmamız gerekiyor. Biz meydanlarda bunu konuşuyoruz ama çözümleriyle ilgili de çalışıyoruz. Mesela biz az önce bir şey söyledim. Dedim ki biz kimseden bir medet ummayalım. Biz Samandağ Belediyesi'ne talip olan Türkiye İşçi Partisi ve Samandağ Değişim İttifakı olarak bütün sorunlarımızı halkla beraber kendimizin çözebileceğine inanıyoruz. Yani su normalde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan bir şey ama biz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gelip bize bu hizmeti vermesini beklemeyelim ki zaten 10 yıldır bekliyoruz, gelmiyor. Artık bu sorunu biz çözelim istiyoruz. Bunun üzerine projeler üretiyoruz. Bununla ilgili halka şu sözü veriyoruz. Biz halkla beraber bu soruların çözülmesi için bütün mücadeleyi her alanda, hukuk alanı gerekiyorsa hukuk alanında, sokakta gerekiyorsa sokakta çözmeye hazırız. Sayın Erdoğan'ın söylediği Hatay'a bakın garip ve mahzun bırakıldı sözünü biliyorsunuz. Merkezi idareyle yerel yönetim uyumlu olmazsa olmaz mesajı vermişti. Tam da Hatay'da vermişti bu mesajı. Dolayısıyla bu sorunları çözerken merkezi yönetimle de bir mücadele ne yazık ki gerekebilir mi Sayın Karaçay? Maalesef bizim sadece ulusal iktidarla değil, yerel iktidarlarla da sorunumuz var. Biliyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediyesi de, Samandağ Belediyesi de son 10 yıldır aynı siyasi partinin yönetiminde. Ama hala Samandağ'a gelmiş bir şey yok. Başka ilçelere gelen hizmetleri görüyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Başka ilçelere de hizmet götürülsün. Ama bizim talep ettiğimiz şey Samandağ özelinde hizmet getirilmemesi. Biz şunu söylüyoruz. Samandağ halkının hizmet görebilmesi için herkeste kooperatif ve koordinasyonlu çalışmaya hazırız. Aynı zamanda da hizmet getirilmemesi durumunda da herkesle mücadele etmeye de hazırız. Sadece ulusal iktidar değil, yerel iktidarla da mücadele ederiz. Aynı zamanda da uygun görmeleri durumunda kooperatif ve koordinasyonlu da hareket ederiz. Evet, şimdi birlikte yönetmek, halkla birlikte olmak vurgusu var. Halkın ulaşabileceği bir belediye başkanının olması çok önemli. Halkla karşı karşıya, her an yan yana olan. Bu arada sosyal, kültürel, sanatsal aktiviteler üzerine de vurgunuz var. Ekonomik gelişim ve istihdam adına da girişimlerden söz ediyorsunuz. Bunu biraz açalım mı Sayın Karaçay? Tabii ki açalım. Şimdi bu ulaşılabilir belediye başkanlığı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yaptın başımızı ey Maçoğlu, kapıyı kaldırdın, herkes bunu bekliyor bizden. Bize de herkes şunu soruyor, kapımızı çaldığınızda bize kapıyı açacak mısınız? Genel olarak herkesin ortak şikayeti buydu önceki yönetimlerden. Ben de hep espri yapıyorum, diyorum ki hayır, kapıyı çaldığınızda ben kapıyı açmayacağım. Çünkü biz şuna inanıyoruz, çözüm makam koltuğunda oturarak üretilmiyor. Sorunun olduğu yerde sokakta çözülüyor. Biz sürekli sokakta olduğumuz için halkın da bize ulaşması kolay olacak. Projelerimize gelince bizim projelerimiz üretime ve istihdama yönelik projeler. Örneğin şunu söylüyoruz. Üreten Samandağ projemiz var. Üreten Samandağ projesinde ise Samandağ halkının tarihsel bir gerçekliği var. Samandağ halkı tarihsel olarak tarımla uğraşan çiftçi bir toplumdur, üretici bir toplumdur. Bu gerçeklik üzerinden biz projeler ürettik. Mesela Türkiye'nin aroması olarak en özel zeytinyağına sahip böyle bölge Samandağ'dır ama Samandağ'ın bir zeytinyağı markası yoktur. Narenciye konusunda Türkiye'nin en önde gelen ilçelerindendir ama bir narenci işleme tesisi yoktur. Samandağ Belediyesi ve Hatay üzerinde UNESCO dahil bizi gastronomi şehri ilan etmiş. Dünyanın öbür ucundan gelen insanlar bizim yemeklerimizin, kültürümüzün farkında, bunu tescillemiş ama bizim dondurulmuş gıda fabrikamız yok ve bizim yöresel ürünlerimizi ulusal ve uluslararası pazara götürebilecek bir markamız yok. Biz bütün bunları üretmek istiyoruz. Narenciye işleme tesislerimizde narencinin her şeyini, meyve suyunu, konsantresini, konservesini, gazlı içeceğini, en önemlisi de aromasını işlemek istiyoruz. Portakal yağı ve mandalina yağını üretmek istiyoruz. Zeytin işleme tesislerimizde zeytinyağımızı, zeytinyağının artıklarından oluşabilecek hayvan besinlerini ve de yakıtları, odun, pirin odunu benzeri üretmek istiyoruz. Biz dondurulmuş gıda fabrikalarımızda yöresel yiyeceklerimizi bütün dünyanın tanımasını istiyoruz.
Defne sabunumuzu, zeytinyağımızı, salçamızı ve diğer bir özel bütün yöresel ürünlerimizi dünyaya taşımak istiyoruz. Aynı zamanda inanç merkezi olarak da bütün dünyayı buraya, bütün dünyanın gözlerini buraya çekip bizi örnek almalarını istiyoruz. Biliyorsunuz mozaik bir yapımız var, inanç merkeziyiz ve Evet. kardeşlik merkeziyiz. Herkesin gelip bunları görmesini istiyoruz. Evet. Kültür sanat festivalleriyle ilgili şu örneği vermek istiyorum. Bizim yerel Evvel Temmuz Festivalimiz var ama maalesef ki yerel. Biz ulusal bazda yapabileceğimiz bir festival ile bütün Türkiye'yi Samandağ'da misafir edeceğimizin garantisini veriyoruz. En basitinden bütün dinlerin ortak alanı olan Hıdrellez Festivali yapılabilir. Ciddi anlamda ulusal bazda sanatçılarımızı misafir ederek bütün Türkiye'den yerli turist çekebiliriz. Bunları da istiyoruz. Tabii. Tabii, siz üretmekten, marka oluşturmaktan, büyük değerlerden bahsediyorsunuz. Bu ne demek? Markalaşması demek, Samandağ'a ait olan pek çok şeyin. Bir yandan ülkemizde artık son yıllarda yapılmayan o üretimi sağlayabilmek. Diğer yandan da Samandağlıların istihdam edilip para kazanmasını, ürettiklerinin karşılığını alabilmesini sağlamak demek. Bu da daha mutlu Samandağlıları karşımıza getirecektir. Peki, derin bir yoksulluk içerisindeyiz. Bu yoksulluğu büyük şehirlerde de yaşıyoruz. Eminim Samandağ'da da derinden yaşıyor halkımız ki pek çok zorlukla birlikte ekonomik zorluklar da sürüyor, devam ediyor. Belediye öz kaynakları önemli. Belediye öz kaynaklarını halka ulaştırmak, halkla paylaşmak çok önemli. Bu bağlamda var mı planlarınız, projeleriniz, halkın da daha uygun fiyata ulaşabileceği tesisler örneğin? Şimdi normalde biz bunu hep söylüyoruz. Normalde benim halk buluşmalarımda söylediğim bir şey var. Diyorum ki normalde biz bugün yolu, bu fabrikaları konuşmamamız gerekiyordu. Bizim bunları 20-30 yıl önce çözmüş olmamız gerekiyordu. Bugün Samandağ Belediyesi'nin sosyal projelerini konuşmamız gerekiyor diyorum sürekli. Normalde belediyenin amacı halkın bir hizmeti ücretli alması değil ya da pahalı alması değil. Belediyenin asıl görevi halkın, vatandaşın bu hizmete mümkünse ücretsiz ya da en düşük maliyetle ulaşmasını sağlamaktır. Tabiri caizse belediyenin görevi halkın cebindeki parasını muhafaza etmesini sağlamaktır. Bu konuda Samandağ Belediyesi olarak bizim sosyal belediyecilik adı altında projelerimiz var. Mesela sosyoekonomik durumu kötü olan öğrenciler için halk dershaneleri kurmak istiyoruz. Halk dershanelerimizde de aynı zamanda Samandağlı atanamamış ve Samandağlı KHK'lı öğretmenlerin istihdamını önceliyoruz. Şimdi sosyal belediyecilik projelerimizi de hayata sokabilmek için az önce bahsetmiş olduğumuz üreten Samandağ projelerinin gelirlerinin belli bir kısmını Samandağ Belediyesi'ne ait bir sosyal yardım fonunda biriktirmekten bahsediyoruz. Bu sosyal yardım fonuyla beraber ürettiklerimizden kazandığımız sosyal yardım fonuyla beraber Samandağ Belediyesi sosyal belediyecilik yapabilir. Mesela devam ediyorum. Evde sağlık ve bakım hizmetleri diyoruz. Yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan hasta, yaşlı, engelli bireylerin kişisel bakımı, kuaför, ev temizliği ve psikolojik desteğiyle ilgili Samandağ Belediyesi'nin çalışmaları olması gerekiyor. Aynı zamanda bir belediye insanlarımızın sadece iyi gününde değil, aynı zamanda kötü gününde de yer alması gerekiyor. Kötü gününde defin maliyetlerinin karşılanması belediyeye ait olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Aynı zamanda iyi gününde de doğumda mesela yeni doğan hoş geldin paketleriyle Samandağ Belediyesi'nin insanların yanında olması gerekiyor. Aynı zamanda belki de 15-20 yıl sonra Samandağ'da çok ciddi bir akciğer kanseri sorunları konuşuluyor olacak. Malum moloz ve enkazlardan dolayı asbest babamıza karıştı. Biz de onunla ilgili şunu söylüyoruz. Keten kurulması, keten benzeri kuruluşların kurulması, yani kanser erken teşhis ve eğitim merkezlerinin kurulmasını istiyoruz. Kuracağız. Aynı zamanda engelli bireyler için veyahut normal bireyler için de eğitim atölyeleri, sertifika programlarının kurulmasını istiyoruz. En önemli şeylerden de biri şu, biz Samandağ'ı yeniden daha iyi kuracağız derken Samandağ
kadim halklarıyla ve kadim kültürleriyle depreme dayanıklı, doğayla dost, engelli dostu ve hayvan dostu bir şehir olarak kurmak istiyoruz. Burada altını çizdiğim şey kadim halklar ve kadim kültürler. Dolayısıyla Samandağ Belediyesi'nin ana dil ağırlıklı olan dil okulları olması gerekiyor. Biz bunu da hayata geçireceğiz. Biz torunların ve dedelerin ve nenelerin aynı dili konuşabilmesini, kendi özlülerimizi, kültürlerimizi korumamız gerektiği inancındayız. O yüzden dil okullarımız da olacak. İhtiyaç sahipleri için aş evlerimiz olacak. Aynı zamanda Samandağlı emekçi kadınlar için, çocuklu kadınlar için yükleri, omuzlarına yüklenen yükü bir gıdım azaltabilmek için her mahalleye kreşler kurmak istiyoruz. Bunun ücretsiz kreşler, bahsetmiş olduğum bütün hizmetlerin biz ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde sosyal belediyecilikle halka inebileceğimize inanıyoruz. Halkla beraber daha iyi bir yönetim olabileceğimize inanıyoruz. Halkla beraber bir yönetim, vurgularınız önemli. Peki bir de belediye söz konusu olunca o belediyenin bütçesini nasıl kullanacağınız var? Şimdi ben anlıyorum, halk için kullanacağız diyorsunuz. Bir şeffaflık arayışı da var yurttaşta. Ne dersiniz? Şeffaf bir yönetim, ihalelerin şeffaf yapılması, halkın her şeyden haberdar edilmesi. Bu süreç üzerinde de duruyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle duruyoruz. Biz halkı yönetime katılması konusunda 4 ana meclis kuruyoruz. Birisi mahalle meclisleri olacak. İkincisi zaten resmi olan belediye meclisleri oluyor. Ve bunlarla beraber 2 danışma kurulunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunlardan birisi bilim danışma kurulu olacak. Bu kurulun içerisinde ulusal bazda tanınmış bilim insanları, akademisyenler, sanatçılar ve aktivistler olacak. İkinci danışma kurulumuz ise halk danışma kurulu olacak. Burada da halkın önderleri olacak, kanaat önderleri olacak, akil insanlar olacak. Bu 4 meclisin de belediyeyi denetleme görevi verilecek. Aynı zamanda ihalelerle ilgili de bütün ihalelerimizi halka açık bir şekilde, bütün meclis toplantılarımızı da halka açık bir şekilde canlı yayınlarla, sosyal medyadan da gerekiyorsa da halkın bizzat toplantı salonunda bulunmasını talep edeceğiz. Evet, halk her şeyi takip edebilecek. Peki Sayın İmrah Karaçay, siz Samandağ'dasınız. Samandağ'dan yansıyacak mesajlar tüm Türkiye için de, tüm izleyicilerimiz için de önemli. Ne dersiniz? Son olarak seslenmek istediğiniz noktaları ben size sormak istiyorum. Hem Samandağ halkına vereceğiniz ekranımızdan mesajlar, hem de tüm izleyicilerimize vereceğiniz mesajlar neler? Samandağ halkına şunu söyleyebilirim. Samandağ halkı bütün Türkiye tarafından aydın, ilerici, okumuş ve becerikli bir halk olarak tanınır. Lütfen bunların gerekliliğini getirin. Bugüne kadar Samandağ'ı hizmetsizliğe boğan bütün algıları, anlayışları yıksınlar. Ki Samandağ bu konuda çok ünlüdür. Gerektiği zaman gerekli herkese gerekli cevabı vermiştir. Siyasi olarak da, toplumsal olarak da. Bugün aynı süreçteyiz. Çok kritik bir virajdayız. Samandağ halkı artık bugünlerde Samandağ'ı geriye götüren anlayışın yıkılması gerektiğine inanıyor. Bunu da sandıkta herkese gösterecektir. Samandağ halkı Türkiye'de yeni bir hikaye yazsın. Samandağ halkını bütün Türkiye tanıyor, bekliyor. Samandağ halkı artık kötü giden bu film serisini bitirsin. Yeni bir film çeksin. Tüm dünyada bu filmi konuşsun. Tüm Samandağ halkına teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Emrah Karaçay ve başarılar diliyoruz. Teşekkürlerim, iyi günler. Sağolunuz. Sevgili izleyenler, Türkiye İşçi Partisi Hatay Samandağ Belediye Başkanı adayı Sayın Emrah Karaçay ile konuştuk. Biraz sonra stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Atasoy Bilgin olacak. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz.